Ben sana kimi hayalim? Seni kim tatmin edebilir? Bakın benim etrafımdaki ya. Allah aşkına. Ay, tanımıyorum ki hiç öyle Antepli, Urfalı, Amele. <laughs> Gelsin seni şöyle bir... Bam bam der seni bir rahatta. Tanımıyorum ki ben sana nasıl hayalim? Benim tanıdığım çocuklar Cihan Girdi oturuyor. Senin vajinanla sohbet ederler ya da kamp yaparlar orada. Açarlar böyle. Biz buna zevk veremeyeceğimize göre yararlanalım. Çat falan. Doğa. Söyleyeyim. Bant sinema programına hoş geldiniz. Ay vallahi hele şükür ya nerede kaldı bu program haftalardır hasret kaldık ya ne fest varmış yeminle iliğimiz kemiğimiz kurudu artık. Bu ne kadar çok dert tasaymış ya siz Avrupalısınız Amerikalısınız sizin ne gibi bir sıkıntınız olabilir diyoruz ya. Vallahi izle izle bitmiyor bu filmler yemin ederim günde 5 film izlemekten yamulduk bütün sıkıntılar dertler üzerimize yığıldı. Demek ki yani bu insanlar bizim bu ülkede falan orada burada olsaymış bunlar çıldırırmış ya. Biz burada seçtiğimiz başkana mazbata verdiremiyoruz. Siz orada ifade özgürlüğü ülkelerinizden kalkmışsınız. Ufak tefek sorunlar falan onları filme çekmişsiniz, festivalde dolaşıyorsunuz. Yemin ederim ayıp ya böyle bir şey. Bu arada harbiden ne oldu öyle anlayamadık vallahi. Geçen hafta ne güzel bahar gelmişti. Tam o gün bölümü çekip yayınlıyorduk ki biz yayına çıkana kadar bir baktık meğerse bahar gelmemiş. Daha doğrusu getirmiyorlar baharı ısrarla. Hava yine bok gibi oldu şehrimizde. Bu büyük şehir size ne etti ya? Verin sana adamın mazbatasını diyoruz ya. Neyse artık bu tip de varyansınlarımızı hep Twitter'a falan aktarıyoruz. Twitter'da bu arada ne güzel oldu ya. Yine çiçek aç diye mi ederim. Hiçbirimize bir daha hiç kötü bir şey olmayacak gibi bir atmosfer oluştu Twitter'da. Vallahi o günde hiç bitmesini istedik. Adeta biraz da o yüzden uykusuz kaldık diyoruz. Yine umut aşıladık bünyemize. İyi oldu. Merak etmeyin o bahar buraya gelecek diyoruz. bir de biz festivalde günde 5 film çakarken ayrı kaldığım saflarda dünya kadar film gösterime gelmiş ay biz bu çeri çöpü kovalamak zorunda mıyız sürekli ya vallahi bıktık diyoruz ya artık bir de yaz geldi ee, daha tarihi geçmiş heyecansız ne kadar film varsa doluşur vizyona bir de süper kahraman filmleri doluşur gişe bombaları doluşur ay hiç çekilmez diyoruz ya önümüzdeki haftalar ne yapacağız hiç bilmiyoruz neyse hep birlikte üstesinden geleceğiz artık bir şekilde diyoruz bu arada 7. sanat 7. sanat diyoruz da sinema meğer 8. son Kadıköy Belediyesi başkan adayı ve 30 küsür binde inanır mısınız ki oy almış olan Emre Kınay'ın sinemanın 7. sanat olmadığına bizi inandırdığı videoyu gördünüz mü? Ya biz gördük diyoruz. 7 sanatın sinemada dahil, 8. sanatın da dahil olduğu bütün alanlarda faaliyet gösteren gerçek bir kültür merkezi sahibi olacağız. Sinemada dahil, 8. sanatın... Emre Bey bu seçimi alamadığın zaman bir dahaki seçime kadar kalan sanatları şöyle bir kafanızda toparlayın. E ondan sonra bizim karşımıza gelin. Güzel güzel açarsınız sonra kültür merkezlerine her türlü diyoruz. Bu arada kültür demişken... Kültür sanatın en uzağındaki köşelerde beraberce bir uzanalım mı ya? Evet biraz da elimizi kirepise bulaştıralım diyoruz ve şu kullanılmayan emoji tipli YouTuberımızın kanalına bir göz atıyoruz. Sana putperest falan demişler internette. Evet, İnşallah o Oscar heykelcini evet. alırsın da putanası tapılır, herkes görür. <laughs> Türk işi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, evet. sağ olun. Ay yok tamam, vallahi yetti bu kadarı bile. E, zaten aşırı gereksizdi diyoruz. Bu deri erkek terliği kokan programı, seksist küfür ve ayrımcı söylemde böyle zirvelere oynayan, üzücülükte adeta zirvede gezinen ve hayatında zaten çıkıp çıkabileceği tek zirve bu olan. E, bu saçma bölümünü biz neden izledik biliyor musunuz? Bu nemli peçete kokan programı. Çünkü... Tabii ki aile ve müslüman yapımcısı diyoruz. Bu aile ve müslüman yapımcısı yanında da Ali ile birlikte bu programa konuk olmuş. Neler konuşulmuş neler inanılmaz bir program muhakkak izleyin diyoruz. Vallahi herkesin gidip izlemesini tavsiye ederim. Çok güzel bir film yaptık. Hakikaten bana göre Türk sinemasında çok güzel bir film yaptık. Yan rol, diyaloğu olmayan yan rolden başrole kadar çok güzel bir film yaptık. Bütün oyuncularının oyunculuk adına %100 performans gösterdikleri bir sinema filmiydi. Biz yaptığımız işten çok gurur duyuyoruz. Çok güzel bir film yaptık. Başarılı bir iş yaptık. Türk sinemasında önemli bir yer edineceğini düşünüyoruz. Çok güzel bir film yaptık ve çok ciddi bir araştırma yaptık. Bizim bu yapımcısının yine kendi filmlerini amansız Adeta freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı kaptırıcısını övgülere boğduğu öe öve ördü adeta Bu sabır testi formundaki upuzun bölümde esas bizi üzen şey ne oldu biliyor musunuz? Ali Atay'ımızın da akli mevkilerini belli ölçüde yitirmiş gibi olduğunu görmemiz oldu ya. Konservatuardan itibaren bize hep şu öğretildi. Bir şey yaparsın ve çekilirsin kenara. Ben bunu mesela bu yaşımda fark ediyorum. Kenara çekilmemek gerek. Böyle olmaması gerektiğini anladığım bir dönem yaşıyorum. O çok teşekkür edeceğim konulardan biri kendisine. Yaptığı şeyin arkasında bu kadar durması mesela adam anlatıyor işte. E, o anlatmazsa işte PR'ı yapılmadı filmimin. İşte ondan sonra bir şey yapıyorsan arkasında duracaksın. Benim hatam. Haydi bir alkış. Haydi bir alkış. Ya sen iyi kötü bir Ali Atay'sın bu yaştan sonra çareyi tevazu da değil kendi kendini pompalamada bulacak kadar sen ne yaşadın diyoruz ya. Limonata ne güzel filmde ölümlü dünyada yani bir başka hayatımızda muhakkak överdik ama bu hayatımızda da yani işte eh meh diyoruz o Feyyaz'ın sahnesi falan azıcık güldük müldük diyoruz. Ya sen neden üzüm üzüme baka baka karardın da yani adeta Sith Lord'u gibi Sauron gibi böyle bir hallere düştün diyoruz ya. Bu nasıl bir tersine evrim diyoruz. Vallahi üzüldük diyoruz. Ölümlü Dünya yazarken gerçekten gülme araları veriyorduk. Çok gülüyorduk yazarken. Cinayet süsüyle ilgili de aynı şeyi yaşadık. Sette de aynı hikaye oldu. Montajda ben bakıyorum çok komik. Ya bu kadar komik bir şeye ben şimdi kalka bir şeyler yaptık abi falan demek istemiyorum. Komik abi. Yapılabilecek bir şey yok yani anladın mı? Beni çaresiz bırakıyor yani. Bu Aile ve Müslüman Yapımcısının da eski video kliplerini azıcık didikledik ee, ve ne bulduk biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey bulduk. Rütü'nün dahi sakladığı bir klibi varmış meğerse kendisinin. Ya bu Rütü'yü bile siz iş güzarlığını bıraktırıp da göreve getirecek kadar nasıl bir klip çektiniz diye düşündük düşündük ve bir baktık ki Adolf Hitler'in konuşmalarının filan olduğu çeşitli Rönesans tabloları ve şiddet sahneleri içeren böyle ıslak imza diye garip bir klip çekmiş e, yapımcımız vakti zamanında. Klibi tabii ki her yerden kaldırmışlar ama biz bir kaynakta bulduk. Ee, ama gerçekten de şuraya koyma utandık diyoruz. Siz de o kaynaktan bulun. Bir şekilde izlemeye çalışın diyoruz. Ama tahammül edebilirsiniz tabii ki. Bir de yapımcısı bu klibin bizzat kendisi yönetmeni olmuş. Klipler çektim. Kendim yönetmenlikler yaptım. Çok ödül aldım. Kliplerden de çok ödül aldım. Klipte artık belli bir noktaya geldi. 2000 falan klip çektim. Bir de bu klibin çekildiği şarkıcı Seren kıslanın e, klibin yayınlanmasıyla birlikte şöyle inanılmaz bir açıklaması olmuş bir röportajında. Klibi Mustafa Uslu yönetmenliğinde çekmiş. Hitler ve Rönes tabloları görüntülerine yer vermiştik. Ama şiddet içerdiği gerekçesiyle yasaklandı. Bu nedenle montajlamak zorunda kaldık. Durumu öğrendiğimde tabii ki çok üzüldüm. Ama klibin ekranda yasaklanması dijital ortamda daha fazla izlenmesini sağladı. Sırf yasak olduğu için internet üzerinde büyük başarı yakaladı. Sadece ülkemizde değil dünyada da bu böyledir. Yasak olan her şeye fazla talep olur. Ben de bu yasaktan yararlandım. İnternette promosyonum yapılmış oldu daha çok tanınmaya başladım. Yani bu olay bana şans getirdi. Ya sizin gerçekten şansa çok ihtiyacınız var. Kesinlikle size daha çok şans getiren talihli talihsiz bolca şey yaşamanızı diliyoruz buradan. Şans amansa bir şekilde çünkü bu yaşınıza gelmişsiniz. Klipler çekmişsiniz. Bundan sonra da şans sizin ne olsun inşallah diyoruz. Mükemmel bir kariyere sahip olun da bir daha insanlık suçu içeren videolarınızın promosyonuna bağlamak zorunda kalmayın inşallah diyoruz. Ay program başla başlamaz negatif içinde kaldık. Ne biçim bir program oluyor bu böyle ya. Geçen hafta ne güzel festival festival diyorduk. Buralar hep çiçek böcekti ya. Bu hafta gösterime giren filmlere yani maalesef götüm götüm yaklaşmak zorundayız şu anda. Ama önce dilerseniz ayrı kaldığımız haftalar boyunca vizyonda ne gibi filmlerci tatmış. Ne gibi berboluklar yaşamış. Bunlara beraberce bir bakalım diyoruz bu özgür dünya filmimiz yüzlerce salonda gösterime girip 20 bin kişiyi anca bulmuş. Yani bu med yapımla ay yapım birleşip bu yıl ant içmiş herhalde batmaya böyle bir saçmak olamaz diyoruz. Bu kuzular kurtlara karşı iki adlı berbo animasyonumuzun orijinal afişindeki doğumuz Türkiye afişinde bir anda tavşan oluvermiş. Yani buna da ayrı yazıklar olsun diyoruz. Ali adlı bu film yani bunun fragmanını izledik izledik yemeğim gülelim mi ağlayalım mı bilemedik. Bu nasıl bir kast her şeyden önce diyoruz. Biz az yani e, çok iyi bizce diyecek sözümüz yok. Get Out'tan sonra Jordan Peele Reis yine herkesleri merdivenlerden yuvarlamış e, diye abartalım bakalım bunu ne yapalım. Çat kapı aşk yani bu filme inanamadık. Jess Molho başrol erkek diyorsunuz ha. Müge Boz da başrol kadın. Hadi inşallah sinemaksimum reklamları bile böyle bir risk almamıştı. Yine siz bilirsiniz diyoruz. Şeytani ins ya yani bunun adını okuduğumuz için bu programda şükretmeli. Ee, soğuk intikam filmimizde yine Liam Neeson oradan oraya üf bu yaşlı başlı adamı artık yormayın ya diyoruz bu filmimiz daha doğrusu bu başrol erkeğimizi anlayamadık. Yılda bir insan kaç tane çer çöpü vizyona girer. Ya bu adamın her hafta yeni bir oynadığı saçma sapan bir film gösterime girdi. Neyse ki bu da bin kişi bile izlememiş bu filmi. Oh müstahakı diyoruz. Bir tane berbu olmayan bir animasyon vizyona girmiş. O haftada bizim program yapmayacağımız tuttu. Bu da ayrı bir rezillik. Bu Anadolu turnesi belgeseli ne güzel müzik belgeseliydi. Bunu niye izlemediniz ya diyoruz. Jumbo Vallahi jumbo sudur, dumbo sudur, vizyon durulmamış biz yokken. Sevimli ejderha kokonat demişsiniz ama biz burada bir sevimlilik göremedik. Bana bir aşk şarkısı söyle. Kardeşim bu afişle size hiçbir şey söylenmez. Katil avcısı uy yaşlı bunaklar yine doluşmuş vizyonumuza. Deli ve dahi de Mel Gibson bile gelmiş. Arkadaşlar sizin nereniz deli? Nereniz dahi? Şu tiplerinize şu afişinize bakın ya. Ay yemin ederim bu filme kanıp gitmediniz inşallah. Aşktan kaçılmaz. Ay Nicorn bir reisimiz. Vallahi yine gitmiş çok güzel bir roman yazmıştı. Tafi tarihinde onu sinemalaştırmışlar. E bu film 2 yıllık film ya. Bunu yeni mi gösterme soktunuz? Şeytan oyunu. Ama buna yani uğursuz gibi bir film buna bakmayalım. Körsk. Bu kardeşim? Bunları hiç duymuyoruz. Biz bunlar nereden göstermeliyiz? Loro, Berlusconi'yi rezil etmişsiniz. Rezil. Paolo Sorrentino'yu çok sevdiğimiz için bu filmin üstüne çok gitmiyoruz. Ama yani böyle bir şey olamaz diyoruz. Hava Bomb sınıfı yeniden mi? Yani emin miyiz ya bu fikirden? Çünkü bir de temiz de bir film olmuş bu. Yani ne gereksiz zaten temiz bir seriydi bu. Bunun arada yapılan versiyonları da pek kötüydü. Onlar neydi öyle ya o Mehmet Ali falan falan bir tane kibariyeli bile film yapıldı. Daha hava bunun yakasına düşün tamam bu millet seviyor bu işi. Ama bakın izlenmiyor o kadar da çok şey yapmayın diyoruz. Şazam 6 güç yoksa Shazam 6 mı? Bu ne saçmalık bu? Bakın gitmediğimiz süper kahraman filmlerini buraya koyup da bizi rezil etmeyin diyoruz. Aha Dumbo da geldi. Ya bu Dumbo bir de yani Tim Burton yönetmiş. Ya siz delirdiniz mi? Her yerde de Türkçe dublajlı oynuyor. Ay gidip de izlemedik. Hayvan mezarlı. Bu it tuttu diye bunu da soktular vizyonu ama hadi bakalım hayırlısı diyoruz. Benden hikayesi... Hmm. Suç unsuru bunun da her yerde e, afişini görüyoruz bunun yönetmeni yapımcısı herhalde bir tanıdık ya bu Kadıköylü müdür nedir bu ihtiyar adam ve silah. Vay ihtiyar reis ya ya Robert Redford'un son filmi arkadaşlar bu adam oyunculuğu bırakıyor Gerçi daha her şeyi bırakmış gibi de bir hale gelmiş bu adam yaşlana yaşlana ama Hadi bakalım bunu da gidin izleyin ayıp günahtır yönetmenini de seviyoruz bunun ya Ay bu nasıl bir vizyonmuş ya yemin ederim başımız tuttu ee, İyi ki bunlar hakkında iyi kötü konuşup da uzun uzun bölümler çekmemişiz diyoruz ee, Ve bu haftaki filmlerimize geçiyoruz bu hafta yani 12 Nisan 2019 haftasında 10 yeni filmimiz gösterime giriyor. Bunlardan ilki de inanır mısınız ki Kadir İnanır'ın başrolünde olduğu e, Kapı filmimiz. Yani Kadirizm, maçoluk, ağır adamlık, vay taş fırın, maç fırın derken yani kapıya kadar vardırdınız bu işe ha. İnanılmaz diyoruz. O kapının üstündeki su damlası benim 25 yıldır koklayamadığım oğlumun teri. O kapının üstündeki hayat ağacının dalı kırık artık. Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın? her şeyle 2003 yapımı gibi duran bu filmimiz garip bir biçimde vizyona sokulmuş ee, ama köşesinde yeni bölüm ibaresi aradık yemin ederim çünkü böyle bir yerli dizi ilk bölüm olamaz. Keşke bazı sinema maksimumlarda hala filmin önünde 50 saat reklamda olmasa da kapının önceki bölüm özeti falan yayınlansa gözler arıyor vallahi şöyle köşeye bir Kanal D logosu, ATV logosu filan arıyor gözler diyoruz. Şaka yaptık bu arada tabii ki hiçbir göz ATV logosu aramıyor bu hayatta ve bundan başka hayatlarda da. Kadir inanır ve vayda... Perçin'in başrol oynadığı kapı galası yapılmış. İzleyelim bakalım. Eleştiri hakkınız her zaman var ama inanın ki bu tarz filmler bir daha asla zor çekilecek. Hiç Kadir İnanır'ın ne söylediğini duymadım. Boşver kendi... bakalım. Ne? Kadir İnanır'a bakalım. Evet. Çok güzel yaşlanıyor Kadir İnanır. Kadir İnanır her yaş güzel. Evet yani hakikaten Allah sahibinize bağışlasın. Gençliğinde de çok yakışıklıydı. Çok yakışıklı. yakışıklı herhalde. Kadir İnanır her yaşın ayrı bir güzelliği var tabi onları yaşamak Herkes lazım. Herkese olmuyor işte Mesela... vallahi Kadir İnanır her yaş güzel. Evet. Ay kurbanım. Ya bu Fatih Akın'ı biz sevip saydıkça kendisine bayılarak arada çektiği saçma sapan filmleri görmezden geldikçe kendisi neden böyle yapıyor ya resmen kendisiyle yüzükleri atma noktasına geldik bu son film ile diyoruz ya. Fatih Bey sizi buralarda mı görecek miydik? Yani ya, takılıyor işte ne boks maçı falan. Bu Berlin Film Festivali'nde de duvara karşı filan hatırına yarışmalı bölümü alınıp film perde de oynarken bir noktadan sonra gözlerini utançtan perdeden kaçırmak zorunda kalan Berlin Hale Seçici Kurulu'nun iyi film gibi bize kalktırdı. Altın eldiveni izlediniz mi diyoruz ya. Bu hafta gösterime girdi kendisi. Koşun gidin izleyin de dünyanın en gereksiz gibi seri katil filmlerinden birine Fatih Akın nasıl yolu düşmüş bir şaşırın diyoruz.

Hollywood'larda cirit attın. Niye şimdi kalktın da cinayetleri böyle zevkli zevkli çektiğin neredeyse seri katil aklayan böyle bir filme imza attın. Fatih Akın'ımız diyoruz ya. Derhal kendisini sevdiğimiz e, versiyonuna geri uğurlamayı diliyoruz. Yönetmenler yeni şeyler denemesin mi? Elbette denesin. Ama en azından yine belgesel belgesel çeksin. Tatlı tatlı diyoruz ya. Bu film hiç oldu mu ya? Vallahi Almancı Türklerimizde bayraklar yarıya indi diyoruz. Sıradaki filmimizin sadece adını okumak ve bu şeye dair başka hiçbir şey söylememek en doğrusu olacak gibi. Mazlum Kuzey ve Kuddusi 2 La Casa'da Para Var. La Casa'da Para Var. Yemin vallahi ismini söylerken bile cringe show dediğimiz şeyi siz nasıl çekip de önümüze getirebildiniz? Vallahi hayret ettik. Yerli sinemamızda vizyonsuzluğun bir bayrağı olsa böyle bir şey olurdu herhalde diyoruz. Bir tanesi bile bize aşırı fazlayken toplamda iki önder açık başa birden ev sahipliği yapan başrolünde bu filmimizde önder açık başın bir de yönetmen koltuğunda da karşımıza çıktığını gördük. Evet bu arada bu filmin bir yönetmen koltuğu varmış inanılmaz ki. Bu filmimiz vallahi La Casa de Papel'in 3. sezonuna dair özlemini yatıştırabilme konusunda izleyicilerine sabır veriyor. vallahi diziye olan sevgi ve sempatinizi siz de uğurlamak isterseniz bu filmi sakın kaçırmayın. Bakın her olumsuzluğun bir olumlu tarafını buluyoruz biliyorsunuz gibi bu programda. Siz içinizde nefessiz kaldığınızla, kasada papalozlamışsınızdan, uğurladığı için bu filmi de yani kucaklamak üzereyiz neredeyse bakın diyoruz. Bu çizmeli kedi miski arayı çıkarıyor. Bugündür kedi kaymadık adam bırakıyor. Bitti daha hadi kalkın siktirin gidin ya. Peki bu hafta süper kahraman film siz mi geçecek ya? Elbette hayır. Çünkü sinemanın kırmızı taşaklı kahramanı Hellboy yepyeni bir filmle geri dönüyor. da kim oynuyor biliyor musunuz? bu Stranger Things'deki bizim çok sevdiğimiz o göbekli gibi David Harbour var ya o oynuyor ya. Ya ne alaka ne gereksiz bir kast. Bir de yok yere göbekli gibi sevimli gibi adama hayvan gibi kast yaptırmışsınız ya. Ne gerek vardı bu adama başka adam mı kalmadı Hellboy oynayacak diyoruz. Ama Hellboy'u seviyoruz. Bu Marvel evreni hepten böyle neden yeni sezon onayını aldığını anlayamadığımız Netflix dizisine bağlamışken iyi oldu. Bir nefes almış olduk Hellboy'la diyoruz. Zeytinle açma gibi suratı ve kas yığınının altından bir takım oyunculuklar performe etme inadı deyince aklımıza ilk gelen isim olan Mark Wahlberg iki sezonda bir saçma sapan bir aile komedisinde oynar biliyorsunuz. Bu sezonda pas geçmemiş no pain no gain reis ve bu hafta instant family ile karşımıza çıkmış. Vallahi festival bitince gideriz. biz bu filmi biliyor musunuz? Böyle 10 üzerinden 5 yıldız vermek yani eğlenceli movie max hafta sonu öğlen filmleri gibi filmleri biz çünkü çok severiz biliyor musunuz? Ya yani ben bunu kesin izlerim yani bir şekilde. Ellie, people who take in foster kids are really special. The kind of people who volunteer when it's not even a holiday. We don't even volunteer on a holiday. Bu hafta ayrıca Amerikalı ergenlerin yüzünü güldüren roman uyarlamaları kotasından After filmimiz... <Gülüyor> <Gülüyor> İstanbul Film Festivali ulusal yarışmasından vizyona Cemre gibi düşen ödüllü ve iyi gibi art kardeşler filmimiz... ilginç gibi hikaye anlatan ama afişine bakarken bile sıkıldığımız açıkçası ve bu yüzden de izleyemediğimiz Çınar filmimiz. Bir gün doğdu, bir gün öleceğiz muhakkak. Üç harflisiz ve berbo animasyonsuz hafta geçmez diyenlere ilaç niyetine vizyona koşan Aşkar Cin Vadisi ve Büyük Macera filmlerimizde bu hafta gösterime giriyor. Yani takılıyor işte ne box maçı falan. Siz de DVD arşivimizdeki DVD'leri ve DVD arşivimizde DVD olmayan DVD'leri tanıttığımız DVD köşemizde bu hafta Cheap Thrills filmimizi tanıtacağız sizlere. Bakın filmimiz diyoruz ama biz bu kutuya bir bakıyorsunuz ki içinde bir kopuk parmak mı var ne var bu ne biçim bir kutuya dediğinizi duyar gibiyiz. Evet vallahi bunu böyle satıyorlarmış bize de bir arkadaşımız almış getirmiş sağ olsun Texas'la vardaki film festivallerinden bunu kovalamış bizim için sağ olsun. Ee, biz hala izlemedik. En az 3-4 yıl olmuştu bu filmi de bize alıp getireli. Ee, üstelik de yönetmen arkadaşımız Can Evren o sürekli bu filmi izlemediğimiz için bizi taciz ediyor. Ne biçim adamsın falan diyor. Ama biz de kendisine soruyoruz. Sen ne biçim adamsın be. Çektiğim filmlere bak önce diyoruz. Burada arkadaşımızı yok yere karalıyoruz. Ve Cheap Trills filmimizi önce kendimize sonra sizlere öneriyoruz. Ya böyle yaratıcı kutular da yapın. Bak biz burada sürekli çer çöp tanıttık haftalarca dvd köşemizde ne güzel yaratıcı gibi usb ile parmak kopuk parmak yapmışsınız aferin diyoruz ve bu haftada programımızın sonuna geliyoruz ay bir daha böyle ayrı gayrı kalmayalım ya vallahi özledik ya diyoruz festivalde orada burada soruyorsunuz yok mu yeni bölüm yok mu yeni bölüm ya siz beni nereden tanıyorsunuz ben maskeyle gezmiyorum ki sivilde diyoruz ya bu arada maskesiz versiyonlardan bahsetmişken de biliyorsunuz youtube'da kanser gibi her köşeden çıkıyoruz sizin karşınıza siz de onları açın izleyin bak yani burada sinema konuşuyoruz biz ya sonuçta kötü bir şey konuşsak izleyin der miyiz de muhtemelen deriz ama demiyoruz ve artık dediğimizi demediğimizi alıp buradan uzaklaşıyoruz haftaya doğru zamanda doğru vaktinde Görüşmek üzere diyoruz. Bu arada ne o doğru vakit biliyorsanız bize yazın. Çünkü bir pazar bir pazartesi bir salı filan yayınlanıyoruz. Biz de yan günümüzü şaşırdık. Ama YouTube'da da artık yani gün alışkanlığı mı olur? Aliye dizisi mi bu ya diyoruz. Ve sizlere artık öpücük tutsa ederek buradan uzaklaşıyoruz. Hadi bakalım çok güzel vizyonlar olsun. Güzel güzel filmler izleyelim. Ya harika bir gelecek olsun bize. Bahar gelsin artık gelecek sabah şu mazbatayı verin. Haydi bir alkış. Haydi bir alkış. Yani... eee. Uh boks hayatı yani güzel kızlar hapisten çıkan herifler dövmeli mövmeli falan tam tam bana göre diyebilirim değil mi? Hollywood'da Oscar'larda boy gösterme zamanı gelmedi mi? Ne bileyim ya şimdi ben kafama göre takılıyorum ben yani ama şimdiye kadar geldiğim nokta iyi fena değil yani mutluyum hayatımda. takılıyor üstüne boks maçı falan